İki değişkenliden sonra AB gibi iki değişkenden sonra bir de C değişkeni ekleyeceğiz karne haritamıza. Dolayısıyla ihtimal sayısını yani AB, C gibi 3 tane girişimiz olduğunda çıkış Q değişkenimiz 8 tane farklı değer alabilecek. Bu 8 değişkeni de ifade edebilmemiz için 8 tane kutu oluşturmamız gerekiyor. Genelde AB değişkenleri yukarıya, C değişkeni ise satır başlarına olacak şekilde AB değişkenleri sütunların üstüne, C değil ve C de satır başlarına gelecek şekilde yazılıyor. Burada yaptığımız işlemle aynı işlemi yapmış olacağız. A'nın değili B şeklinde, A'nın değili A şeklinde devam ediyorken burada AB'nin kombinasyonları şeklinde devam edecek satır sütun isimleri. A'nın değili B'nin değili yani 0-0, A'nın değili B yani 0-1, AB yani 1-1 ve AB değil 1-0 olarak ifade edecek. Bunlar sütun başlıkları. Alta da C'nin değili ve C'yi eklediğim zaman tablomu oluşturmuş oluyorum. Burada kutucukların içine yazmış olduğumuz ifade üstteki sütun adı ile soldaki satır ifadesini çarpılmış hali. A'nın değili, B'nin değili çarpı C'nin değili. Bu ifade bana bu kutunun neresi olduğunu, hangi ifadeye ait olduğunu gösteriyor. Daha sonra karne haritasını dolduracağımda Q'nun vermiş olduğum ifadelerine tek tek bakarak bu kutucuğa gidip 1 olarak aşağıya belirtmek olacak. Yani benim terimimde, Q terimimde, fonksiyonumda böyle bir ifade var manasına gelen o kutucuğa 1'i yerleştirmiş olacağım. Şimdi kutucukları tek tek söylemeye gerek yok. Sütun başlıklarıyla satır isimlerinin çarpılmasıyla oluşturuluyor. Burada yapmamız gereken şey yine karne haritasında gruplandırma yaparken mümkün olan en büyük grubu oluşturmak. İki tane değişkenim olduğunda ikişerli olarak gruplandırabiliyordum. Yatay veya düşey olarak. Burada da mümkün olduğunca büyük, yani yine ikişerli gruplar oluşturabiliriz. İki tane değişkenimiz varsa, iki tane terimimiz varsa, iki tane bir olacak ve bunları yakınsa eğer gruplandıracağım. Ama en sade ifadeyi elde etmek için, sonucun en sade ifadesini elde etmek için mümkün olan en büyük grupları oluşturmam gerekiyor. Burada da genelde 8'li'de dörderli gruplar oluşturuluyor. Tek tek bakacak olursak şurada ilk baştaki 4 tane terimi tek bir grup yaptığım zaman, yani bu gruplama da şöyle oluyor. Q'yu veriyorum. 1, 2, 3, 4 tane kutucuk, 4 tane ifade varsa ve bu 4'ü yan yana geldiyse bunları birleştirmem gerekiyor. Tabi eğer bunlar 1 ise, terim yoksa eğer oralar boş kalacak. Örneğin en baştaki 4 tane kutucuk eğer 1 ise benim sonuç karne ifademde, değişmeyen terim olarak bakıyorum A'nın değili, B'nin değili burada değişmiş B olmuş, C'nin değili aşağıya indiğim zaman değişmiş ama bakıyorum A'nın değili, A'nın değili, A'nın değili ve A'nın değili 4 kutucukta da A'nın değili değişmeden bulunduğu için bu 4'ü A'nın değili olarak sadeleşmiş bir şekilde çıkabiliyor. Ortadaki 4 diye bakacak olursak ya burada da bakın B değişmeden dışarıya çıkıyor. Sondaki 4 taneyi gruplandırırsam eğer A, A, burada A, yine burada A. Yani A değişkeni 4, son 4 kutucuktan sadeleşmiş olarak A'nın kendisi çıkıyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. En baştaki şu çizgiyle kenarla aslında en sondaki kenar aynı çizgi. Yani bir silindirin açılmış hali gibi düşünebilirsiniz bu karne haritasını. Dolayısıyla soldaki iki tane ile en sağdaki iki tane kutu da aslında 1, 2, 3, 4'lü bir kutu oluşturabiliyor. Yani soldaki iki hücre ile sağdaki iki hücre de şu kenarların ortak olmasından dolayı komşular. Eğer onlara bakacak olursam, o 4 tane hücreye bakacak olursam B'nin değili, B'nin değili, burada B'nin değili, yine burada B'nin değili ortak çıkacak şekilde sadeleşmiş halde B'nin değili olarak çıkıyor. Örneğimize bakacak olursak bize verilen ifade bu şekilde. Kaç tane terimim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki benim
8'li Carnot haritamda 6 tane 1 olması gerekiyor. Şu ifadeyi buluyorum, karşılığına 1 yazıyorum. Bu ifadenin karşılığına 1, her bir ifadenin karşılığına 1 yazıp Carnot haritasını daha sonra sadeleştirmeye geçiyorum. Hemen buluyorum. A'nın değili B. A'nın değili B sütunun burası. C değille çarpılmış. A'nın değili B burası. C değille çarpılmış. Dolayısıyla bu hücreye 1 yazıyorum. A'nın değili B çarpı C. A'nın değili B sütunu burası. C ile çarpılmış. Aşağıya da bir tane 1 koyuyorum. Birincisini, ikincisini hallettik. AB çarpı C. AB sütunun burası. C ile çarpılmış. Aşağıya bir tane 1 koyuyorum. AB, C'nin değili ile çarpılmış. AB burası, C'nin değili burası. Yukarıda da bir tane birim var. A, B'nin değili çarpı C. A, B'nin değili burada. C ile çarpılmış. Hemen kesişimine bakıyorum. Sağ alt tarafa 1. Ve en son A değil, B değil çarpı C. A değil, B değil sütunun burası. C ile çarpılmış. Sol alt köşeye de 1'i yerleştiriyorum. Şimdi dörderli gruplar oluşturabiliyorum. Grupların kesişmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bakın şurası bir dörtlü grup. En alt satırda yine dörtlü bir grup oluşturacak şekilde iki tane dörtlü grubu söz konusu. Şimdi sabit kalan terimi bulmam gerekiyor. Yani bu dörtlü içerisinde sabit kalan değişken A mıdır, B midir yoksa C midir? Onu bulmam gerekiyor. Bakalım. Bakın burada A'nın değili var. Yan sütuna geçtiğimde A'ya dönüşmüş. Dolayısıyla A'yı alamıyorum. C'nin değili burada, C'nin değiliyken aşağıya C olarak geçiyor. Yani burada C'nin değili var aslında ama burada C var. O yüzden C'yi alamıyorum. Ama baktığım zaman burada bir tane B var. A'nın değili B. Burada B var. Aşağıda yine A'nın değili B gelmiş. Burada da AB gelmiş. Yani toplam tamamının sadeleşmiş hali B değişkeni olarak çıkıyor. Yataydaki dörtlü gruba baktığım zaman ise çıkışı nasıl olacak? C terimi satırdaki değişkenlerin tamamına aktarılıyor. Burada C var, burada da C var, burada ve burada da C olduğu için bu dört tane kutucuğun sadeleşmiş hali C olarak karşıma çıkıyor. En son bu ikisini toplam Q değişkeni olarak, sadeleşmiş olarak yazacak olursam Q değişkeni eşittir. Buradan B geldi ve en son diğer de C olarak geldi. İfademizin en basit hali bu şekilde oluşuyor.